Manisa'nın Soma ilçesinde 7 Şubat 2020 tarihinde kaybolan 22 yaşındaki Özcan Eren'in cansız bedeni 14 Mart 2020 yılında 11 parçaya bölünmüş şekilde Sevişler Barajı ve Aydıncık Göleti'nde bulunmuştu. Aynı gün cinayeti itiraf ederek tutuklanan Mehmet de hakim karşısına çıktı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mehmet de hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve maktul Özcan'ın vücut bütünlüğünü bozarak balta vasıtasıyla 10 parçaya ayırması nedeniyle kişinin hatırasına hakaret suçlarından fezleke düzenlendi. İkinci kez hakim karşısına çıkan Mehmet de vahşi cinayeti nasıl işlediğini anlatacağı sırada mahkeme heyeti ailenin durumdan etkilenmemesi amacıyla yakınlarını dışarı çıkardı. İkinci duruşma sonrası dava 9 Mart 2021 tarihine ertelenirken davanın ardından Özcan Eren'in aile avukatı İbrahim Utku Sak'a açıklamalarda bulundu. Davada indirim uygulanmamasını talep ettiklerini belirten avukat Sak'a, "Bu cinayete kimse anlam vermemiştir. Bilindiği üzere kamuoyunda çok ses getiren başkaca kadın cinayetlerini de maalesef ki vatandaşlarımız görmüş ve şahit olmuştur. Bizim de vatandaş olarak istediğimiz cinayet suçlarında cezaların takdiri indirim uygulanmadan en üst sınırdan verilerek caydırıcılığının olmasıdır. Hepimizin bildiği üzere son yıllarda bu ve buna benzer kadın cinayetleri de artmış durumda. Bu olayları duyduğumuzda hepimizin yürekleri sızlıyor. Cezalar caydırıcı olduğu takdirde tek temennimiz Münevver Karabulut, Özgecan Aslan, Pınar Gültekin gibi genç yaşta kadın cinayetine kurban giden kardeşlerimizle birlikte müvekkillerimizin oğlu Özcan Eren ve daha nice genç yaşta vahşice cinayete kurban olan kardeşlerimizin ve ailelerinin yaşadığını başkalarının yaşamamasıdır. Biliyoruz ki giden geri gelmiyor ancak acılı ailelerin acısı ancak sanıklar yüksek cezalar aldığı takdirde bir nebze de olsa hafifliyor dedi.